isterseniz. Kabuğu verirken de heyecanlıyım. Alırken de heyecanlıydım, verirken de heyecanlıyım. Benim oyunculuk tarihimde en önemli olaylardan biri olacak birazdan. Arkasından da oyunumuzu oynayacağız. Bilmiyorum vallahi törende ne söyleyeceğim, ne yapacağım. Şimdiki gibi düzgün cümleler kurabilir miyim, kuramaz mıyım? İlk defa sahneye çıkıyorum. İnanılmaz bir şey. İlk defa hiç anlamadım bir şey. Baba tiyatroda ya, inanılmaz bir emek var. Yani ben biliyorum, varını yoğunu oraya koydu Şevket yani. Tiyatro için, tiyatro var olsun diye. Ben de Şevket Bey çok önemli bir şey yaptı. Tiyatro yaptı yani. Bu biz tiyatrocular için çok önemli, çok çok önemli bir şey. Onun için onu çok takdir ediyoruz. Hakkı her haliyle hakkı. Çok güzel bir ödül alıyor. İsmail amcayla hem babam arkadaştı, hem ben onunla oynama fırsatı yakalamıştım. Çok çok güzel günlerdi. Şevket'in bu kadar değerli bir şey alması benim çok hoşuma gitti. Kutluyorum yürekten. Şevket'in mutlu gününü kutluyoruz olacak. Çok mutluyuz ya bu durumdan. Hem maddi hem manevi çok katkısı oldu Türk tiyatrosuna. Bence çok haklı bir yere teslim ediliyor kavuk. Geleneksel Türk tiyatromuzun kavuk devir teslim törenine hoş geldiniz efendim. Rasim abi daha devam edebilirdi, devam etmeliydi de. Çünkü onu sahnede izlediyseniz muhteşem bir aktördür yani. İnanılmaz bir komedi oyuncusudur. Ama sağlık nedenleriyle artık tiyatroya çıkmasına müsaade etmemiş doktorları. Güldür geleneğimizin nişanesi olarak kabul edilen kabuğun Rasim Öztekin'den Şevket Çorak'a devrini izleyeceksiniz. Beşinci kabuklumuz Rasim Öztekin'i alkışlarla sahneye almak istiyorum efendim. Türk tiyatrosu için, geleneksel Türk tiyatrosu için çok önemli bir sorumluluk. Dolayısıyla ben kavuğu taşırken yolda yürüyüşüme bile dikkat ediyordum. Dikkat etmek zorundayım. Ben en mağdur kavuklu sayılırım. Kavuğu aldım, 3 ay sonra kalp problemi çıktı. Doktorum kesinlikle canlı performans yapamazsın dedi. Kendisi de şu anda aramızda, isterseniz göstereyim. Ve şimdi tabii oynayamayacaksam... Tiyatro yapamıyorsam kavuğun benimle olmasının bir anlamı yok. Şey olur, o işgal olur, emperyalist güçlerin işgali gibi olur. Gerek yok, onun için de... Devretmeye karar verdim. Kafamda Şevket Çoruh vardı. Ustama Ferhan Şensoy'a açtım, sordum. Çok iyi bir karar kardeş dedi. Yani ben çok mutluyum çünkü babamdan Ferhan abiye geçerken kavuk misyonu değişti kavuğun. Çünkü sadece kişisel başarı ve performansın ötesinde daha farklı boyutlara taşındı. Bence bu boyuta uygun bir seçim yaptı Rasim abi. Aslında biz bunu 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü, o güzel günde yapmak istiyorduk, fakat pandemi girdi araya. Öteledik, öteledik, öteledik. Baktık yapamıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu iş kavuksa, kavuk İstanbul'dan çıkmıştır. Bu İstanbul'un işidir. Biz bu işi üstleniyoruz dedi. Bütün tiyatro camiası için çok özel anlar. Bu törene bir katkımız olması İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına bizi çok mutlu etti. Mutluyuz bir parçası olduğumuz için. Bugünkü devir teslim törenine ev sahipliği yapmak bizler için son derece gurur verici. Bu kavuk aynı zamanda İstanbul'un nişanesi, İstanbul'un simgesi. Hep çok değerli isimler taşıdı. Özellikle Türk tiyatrosunun bugünlerde yaşadığı zor dönemlerinde bizim ufacık bir katkımız, desteğimiz olursa bize ne mutlu ve Türk tiyatrosunun her zaman yanında destekçisi olacağız. Şu ana kadar Türk tiyatrosu için güzel şeyler yapan bir tiyatrocu kardeşim. Geleneksel Türk tiyatrosunun 6. kavuklusu
Şevket Çoruh. Türk tiyatrosu özellikle bu dönemlerde çok çok zor bir dönem yaşarken, yani mahalle yanarken saçımızı mı tarıyoruz diye bir düşünce geldi aklıma. Dün burada dekoru yaparken çok sevinsem ayıp mı olur dedim. Oturup ağlasam da ayıp olur dedim. Çok ne yapacağımı bilemedim. Gelinlerin ayağının altında ismi yazarlar ya. Keşke kavuğunda kenar. Ben Şevket'in o kafasındaki bizim dizideki takkeye talibim. Bu törenin en önemli tarafı, iki tane yaşayan ustam, büyük ustam hayattalar. Birincisi Ferhan Şensoy. Nöbetçi tiyatroyu, orta oyuncuları kuran, oyunlar yazan, kitaplar yazan, ses tiyatrosunu hala ayakta tutan büyük usta Ferhan Şensoy. Ve en çok oyun seyrettiğim, birden fazla oyunu tekrar tekrar seyrettiğim ve sürekli hayran olduğum Rasim Öztekin ustam. Bu kavuğu bugünkü zor şartlarda Anadolu'da perde açmaya çalışan alternatif sahnelerden apartman dairelerine kadar yüreği tiyatroyla dolu tüm tiyatro emekçileri adına kabul ediyorum. Başımın üstünde yeri var. Kavuğun emanetçisi olarak bir sonraki meslektaşıma devredene kadar son sözüm, hak dostum, hak.